Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde jQuery UI, UI'nin ne anlama geldiğini ve projemizde nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Oldukça kısa bir ders olacak. Şimdi kısaca jQuery UI'dan bahsedeyim. Bazen projemizde sekmeli bir açıklama alanı, akordeon menü, otomatik tamamlama formu, ipucu bildirimleri ya da takvimden gün seçimi gibi uygulamalar kullanmak isteyebiliriz. jQuery UI bu tür uygulamaları biz daha rahat kullanalım diye oluşturulmuş bir JavaScript kütüphanesidir. UI, User Interface'in kısaltması, yani kullanıcı arayüzünün kısaltmasıdır. İlk olarak tarayıcımı açıyorum arkadaşlar. Daha sonra jQuery.com adresine gidiyorum. Burada UI'nin bir ikonunu göreceksiniz. Ona tıklayın. jQuery.ui.com adresini yönlendirecektir. Ve daha sonra Custom Download seçeneğine tıklıyoruz. Burada iki tane versiyon var arkadaşlar. Stable ve Legacy olmak üzere. Stable kararlı sürümdür. Legacy ise jQuery'nin eski sürümleri için oluşturulmuştur. Siz daima kararlı sürümü seçin. Eğer 1.8.3 gibi eski jQuery sürümleri kullanıyorsanız Legacy versiyonunu indirebilirsiniz. Daha sonra Toggle All seçeneği var gördüğünüz gibi. Buradan arkadaşlar bu seçeneği kaldırıp sadece işinize yarayacakları seçebilirsiniz. Bu şekilde dosyalarınızı daha küçük hale getirebilir ve sitenizin daha hızlı açılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılmıştır. Ben Toggle All'u seçiyorum arkadaşlar size ders anlatacağım için. Bütün bileşenler seçilsin. Daha sonra Dem seçeneğini görüyorsunuz. Bakalım Dem'ler nasılmış? Bunlar tema arkadaşlar. Temalar bu şekilde. Geri gidiyorum. Başka bir tema bakayım. Overcast dedim. Design and custom diyorum. Bu şekilde arkadaşlar özelleştirebiliyorsunuz renklerini. Nasıl olsun, nasıl bitsin diye. Ben yine varsayılanı seçiyorum. Ve download diyorum arkadaşlar. Özelleştirmelerimi kendim CSS dosyamda yapabilirim diyorum ve download'a tıkladım. Bu şekilde masaüstünüze inecek. Daha sonra bunu WinRAR ya da WinZip yardımıyla çıkartın. Evet, klasör yapısı bu şekilde. İçerikleri böyle. CSS ve JavaScript bizim işimize yarayacaklar. Hemen projemizi açıyorum. Şöyle küçülteyim. CSS dosyalarının içinde arkadaşlar Custom ve Images. Bu ikisini alıyorum. Projemizdeki CSS klasörüne sürükle bırak yöntemiyle bırakıyorum. Daha sonra JavaScript klasörü içindeki 1.9.1 ile custom alıyorum. Bu arada min de alabilirsiniz. Daha küçüktür, yarı yarıya neredeyse gözüküyor. Bunu da scripts klasörümün içine bırakıyorum arkadaşlar. Şu şekilde ikisi de gelmiş olmalı. 1.9.1'i alıyoruz arkadaşlar. Biz 2.0.3 kullanıyoruz ama herhangi bir çalışmama durumu olursa 1.9.1'i kullanalım diye bunu da aldık. Bu şekilde ekledik. Şimdi arkadaşlar CSS dosyasını title'ın altına bırakıyorum sürükle bırak yöntemiyle. User Interface'in script dosyasını ise jQuery 2.0.3'ün altına bırakıyorum. Bu şekilde jQuery UI'yi projemize tam anlamıyla dahil etmiş olduk. Bu derslik bu kadar. Kendinize iyi bakın.